Efendim bu defa Acıbadem'deyiz. Nevan Gündüz'de yine birlikteyiz. Aylık periyodik buluşmamızı gerçekleştiriyoruz artık. Hem ekonomiye ilişkin neler oluyor neler bitiyor. Çünkü ekonominin nabzını tutan bir tarafı var yaptığı işlerin. Hem de kendi işlerinde geldiği noktayı ve gideceği noktayı öğrenmeye çalışacağız yine. Aynı zamanda bunlar Türkiye ekonomisinin de bir ufuk turu anlamına gelecek. O anlamda da bizim için önemli. Öncelikle kendisine hoş geldin. Hoş bulduk. Aylık buluşmamızı bu defa bu tarafta, yani İstanbul'un Anadolu yakasında evet. Gerçekleştirdik. Diğer taraf, yani Trakya, Batı Avrupa tarafında çok önemli projelere imza atıyor. Önce o projeler nasıl gidiyor? Biz onları konuşmuştuk sizden. Büyükyalı, diğer projeler teslim ettiniz mi onlara? İstanbul, onlar nasıl gidiyor? Ondan başlayalım ve bu tarafa geçelim. Tabii. Anadolu tarafına geçelim. Kuasar projemizi Fairmont Oteli teslim ettik. Hatta artık kat'i kabul dediğimiz ilişkisiz noktasına doğru ilerliyoruz. Sadece şu anda gözetim işleri yapan küçük bir ekibimiz kaldı. Onun haricinde işi bitirdik, çıktık. Yine en son çekimi yaptığımız İstanbul projemizde birinci, ikinci etap dediğimiz 1600 dairelik kısmı bitirdik. Onun şu anda müşterilere daire teslimleri yapılıyor. Çok ilerledi. Çok ilerledi. Şu anda bitmek üzere. Ve bundan sonra devam eden ikinci kısmı olan, üçüncü, dördüncü etap diye adlandırdığımız 1500 dairelik bir işimiz var. Orada da varsınız. Orada evet devam ediyoruz. Oranın da ihalesine girmiştik ve o ihaleyi de kazandık biz. İkinci kısmın ihalesine de yeni bir ihale açtılar. Orayı da kazandık ve o kısma da başladık. Biliyorsunuz o iş çok değerli iki yatırımcısı olan bir iş. İş Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Timur Gayrimenkul NEF markasının projesi. Dolayısıyla herkesin gözü önünde bir herkesin dikkat ettiği dikkatle bir proje. Dikkatle takip ettiği bir proje. Evet, çok da güzel Topkapı'nın göbeğinde 3200 dairelik bir proje. Orada şu anda çalışmamız devam ediyor. Aşağı yukarı 200 kişilik bir kadroyla orada çalışmaya devam ediyoruz bugün itibariyle. Yine bir diğer çekimini yaptığımız Büyükyalı projemiz evet. var. Büyükyalı'da da işin aşağı yukarı yarısı seviyesine ulaştık elektrik işlerinde. Orada da yine benzer bir tablo, 200 hatta belki biraz daha fazla bir kadroyla çalışmalar devam ediyor. Orada da işler fena gitmiyor. Fena gitmiyor. Bu proje... Geldik Anadolu yakasına. Evet, Anadolu bu proje yakasına. Anadolu yakasının önemli projelerinden biri evet. değil mi? Butik, güzel, farklı. Yeri çok güzel evet, bu projenin. Merkezi bir yer. Kadıköy'ün tam göbeğinde, evet. Fenerbahçe'nin arkasına düşen, işte şurası Salı Pazarı, bu tarafta Fenerbahçe'de. Bir de ulaşım imkanlarına çok, metroya, metrobüse vesaireye çok yakın bir evet, proje. Evet, E5'in üzerinde. Evet. Dolayısıyla şeyi de çok iyi, lojistik imkanları fazla bir proje. Burada 500 daire yaptık. 30 küsur tane de dükkan var. Bu projeye biz 1,5 sene önce başladık. 1,5 senedir çalışıyoruz. Şimdi artık teslim ediyoruz zaten. Teslim ediyoruz. Önümüzdeki ay teslimlerimiz başlıyor. Projenin neredeyse tamamı satılmış vaziyette. Bir de o taraf var. Sizin uğurlu geliyor yani sana. Yani o bence projenin başarısı. Başarısı. Ama güzel bir kaliteli evet. bir iş. Buradaki civardaki projenin içerisinde öne çıkan bir proje. Güzel bir iş oldu. Biz de gayet memnunuz. Şimdi şöyle görüyorum. Bu projeyi konuşacağız yine. Bu projede dikkatinizi çeken bir yani buraya destek veren bir kurumun ötesinde bir de müşteri olarak dikkatinizi çeken şeyler var mı? Onu da soracağım ama esas şimdi konuştuğumuz bir tür projelerin ortak özelliği lokasyon meselesinde çok iyiler. Yani bir Topkapı, öbürü başka bir yer. Yani hepsi böyle ulaşım imkanlarına çok yakın vesaire. Ve bu projelerin iyi gittiğini görüyoruz. Bundan yıllar önce çok önemli isimlerle yaptığımız bir söyleşide sektörden, inşaat sektöründen isimlerle lokasyon çok önemli demişlerdi. Doğru. Lokasyon gerçekten evet. çok önemli herhalde değil mi? Bu evet hele satışta özellikle. Günümüzdeki koşullarda şu an Türkiye'de tabii bilhassa gayrimenkul sektöründe satış yapabilmek için öne çıkmak, farkındalık yaratmak bence gerekiyor. Evet, İstanbul projesi olsun, Büyükyalı projesi olsun, bu proje, Mandarin projesi olsun, Concord projesi, bizim bu yaptığımız işlerin hepsi çok göz önünde ve güzide projeler. Çok iyi. Evet, bunların tabii ortak özellikleri lokasyonların hepsinin iyi olması diyebilirim. Tabii zaten iyi inşaat firmaları,
bu işin üst düzey firmaları. Buna zaten, bakıyorlar. Evet, lokasyonu yani zaten onlar ona çok bakıyor. Önde tutuyorlar. Evet. Yani bu proje de ona benzer bir şey oldu. Evet, bence lokasyon projenin değerini ciddi anlamda değiştiriyor. Hem de satışını vesairesini de çok kolaylaştırıyor. Hızlandırıyor. Evet. O anlamda. Yani o dikkat çekilen nokta, yani bir numaralı şey lokasyon, işte ondan sonra diğerleri geliyor demişlerdi. Ama onu biz şimdi yaşayarak görüyoruz. Yani burada inşaat sektöründe işte değişik firmalar kampanyalar yapıyor vesaire falan, bir sıkıntının olduğuna ilişkin işaretler var. Ama bunlar da bunun olmadığını ya da çok az olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Onun sırrı da lokasyon. Evet, yani bizim şu anda bu bahsettiğimiz 4-5 tane üst yapı projemizin hiçbirinde satış sıkıntısı yok. Tabii ve çok da büyük projeler, yani toplam büyük devam proje. Eden daire adedine bakarsak yani 3200 artı 1000-4200, burada 500-4700, yani nereden baksanız 5-6000 tane daireden bahsediyoruz. 5-6000 daireyi kapsayan bu büyük projelerde toplam yapıda hiçbirinde aşağı yukarı satış kesmiş değil, yok. Satış evet, hız değil. Kesmiş değil. Değil. Buradan şeye geçelim, yani aynı zamanda işte seçim kararı alındı. Seçimle ilgili çalışmalar yürüyor. Siyaset çok ön plana çıkmış durumda Türkiye'nin gündeminde. Dolayısıyla ekonomiye ilişkin endişeler dile getiriliyor. İşte ikinci plana mı düştü yine vesaire gibi. Ama sizin gördüğüm kadarıyla mesela önceki günkü toplantı trafiğinize baktığımda bir gün içinde 5 toplantı ve bu 5 toplantı işe dönük var. Yani işe dönük toplantılar. Evet. Baktığımda hız kesmediğini, çalışmaların hız kesmediğini görüyoruz. Biz işimize bakmaya devam ediyoruz. Seçim nasıl olsa olacak şeklinde bakılıyor herhalde. Kesinlikle. Sizin kurumda. Ya Cihar Bey, biz neticede aslında Türkiye'deki iş adamlarının belki de hepsinin zaten ortak görüşü, yapmamız gereken şey tabii ki en önemli konu bizim için ekonomi. Tabii ki seçimler her ülkede oluyor. Bizim ülkemizde de olacak. Bir demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru, ama tabii bu arada ekonomiyi sağlam ve düzgün tutmak da ayrı bir bizim için şey. Biz bu konularda açıkçası odağımızı değiştirmemeye çalışıyoruz. Esas bizim için önemli olan Türkiye'nin, Türkiye ekonomisi. Ve biz kendi planlamalarımızı seçimlere göre değil, uzun vadeli. Zaten bizim yaptığımız mesleğimiz gereği projelerimiz genelde 1,5-2 senelik, belki bazen 2 seneyi aşan zamanlar oluyor. Dolayısıyla bunun içerisine seçimler denk gelebiliyor, yapılan süreçlerin içerisinde her zaman denk oluyor. Biz şirket yönetim usulümüzde kendi gardımızı korumamızı bu yöntemlerle sanki her zaman bu tip şeylerde en kötüsünü düşünerek diyeyim, kendimizi koruyoruz. O yüzden bizim projelerimizde veya yaptığımız imalatlarda bir aksamımız olmuyor. Ama burada şu da çok önemli. Belki de en önemlisi, değinmemiz gereken şey. Biz güvenmediğimiz firmalarla çalışmıyoruz. Dolayısıyla bizim tahsilatlarımızda veya işin devamında genelde hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani bu bence esas kriter bu. Finans yönetimi bu dönemde çok öne çıkan bir şey. Yani son dönemde şeyi de gözlemliyoruz. CEO oluyorlar genellikle finans CFO'lar CEO oluyor. Evet. O öyle, yani finans yönetiminden gelen adamların evet, CEO olduğunu, şirket yönetimlerinde daha yukarılara tırmandıklarını, yönetim kurulunda mutlaka finans yönetimini bilen insanların olduğunu gözlemliyoruz. Doğru. Finans yönetiminin bir önemli unsur olduğunu, şirket başarısını, bunu da kavruyoruz kesinlikle, bu arada. Kesinlikle. Şimdi bilhassa ülkemizde dövize bağlı yaşamak zorundayız hepimiz. Yani bunun hiçbir şey yok. Şüphe götürü bir tarafı da yok. Dolayısıyla dövizi çok iyi idare edip kendi pozisyonlarımızı dövize karşı almamız lazım. Bunu zaten yapamayanlar ayakta kalamıyor maalesef. Biz de uzun yıllardır bu konuda artık bayağı tecrübelendik. Döviz yönetimini şirketimize iyi yaptığımızı düşünüyorum. Maalesef. Dolayısıyla finans yönetimine de. Evet, evet, finans yönetimi. Ama bizde ayrıca finans yönetiminin bir yanında dövizle ilgili mesleğimiz gereği çok ham maddelerimizin birçoğu. Hepsi dövize bağlı. O tarafı da var, evet, yani. Yani sadece mevduatınızı değil, işinizi, imalatınızı yapabilmek için gereken ham maddenizi de döviz olarak almanız gerektiği için o planlamayı da ayrıca yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bizde belki birazcık daha fazla ehemmiyet vermek gerekiyor.
Şey peki baktığımız zaman biz hep gözlemliyoruz, seçmiyoruz. Bunlar sizin iş yaptığınız yerler. İşte metro işlerinde varsınız, kamuda o anlamda. Çok markalı, çok önemli markaların projelerinde varsınız. Yani baktığımızda Orge artık alanında bir marka oldu mu? Yani istediğiniz noktada mı? Tabii yani Orge istediğimiz noktada henüz değil. Tabii değil ki mi? Daha gidecek, çalışacağız daha diyorsun. Gidecek yolumuz var. Ama neticede ben zaten yapı olarak da ben duran artık değil, koşan. Evet yani mutlaka ileri her geçen gün bence duran kaybeder zaten. Mutlaka kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu yaşamın vazgeçilmez bir unsuru bence. Orge'de evet elektrik taahhüt anlamında bir markadır. Bu konuda en iyi bilinen, işini en iyi yapan birkaç firmadan, bir elin parmaklarını geçmeyecek firmalardan bir tanesidir. Bu anlamda evet markadır diyebilirim. Ama evet tabii ki geliştirmemiz gereken, kesinlikle, çok daha ileri götürmemiz gereken bir şirketimiz var. Bu alanda işiniz zordu, şöyle zor. Yani uluslararası çok önemli markaların olduğu bir alan bu. Yani öyle az buz değil, uluslararası deyince çok devlerin olduğu bir alan. Evet, doğru. Devlerin arasına böyle omuzlarla girip orada olmak da başlı başına bir iş yani herhalde. Evet yani çok evet global şirketler var ve bu global şirketlerin birkaç tanesi aşağı yukarı dünyadaki tüm ülkelerde yer alıyorlar. Biz tabii onlarla her zaman rekabet içerisinde değil, bazen tedarikçilerimiz de oluyor bu şirketler. Bazı projelerde ise evet rekabet etmek zorunda kalıyoruz. Ama çok şükür biz iyi gidiyoruz. Aldığımız işlerde de bir her zaman artış var. Geçen senedeki performansımız 2017 yılını bitirirken hem tarihimizdeki en büyük gelir elde ettik, hem tarihimizdeki en çok backlog'umuzda, rezerv işimizde en büyük tutara ulaştık gibi bizim için rekorlarla dolu bir sene oldu. Hep rekor kırmak durumdasınız ama değil mi? Yani zor öyle bir şey tabii, her zaman yani yapamıyoruz çünkü onu. Çünkü şeye çıkmak, yani zirveye çıkmak biraz orada kalıp oradan daha ileri gitmek daha zor bir iş yani. Ama evet her zaman rekor kırmak tabii ki mümkün değil ama biz 20 senelik bir şirketiz. 20 senenin içerisindeki geçen sene söylediğim bir iki tane kriterde evet en iyilerini geçen sene başardık. İnşallah bu sene daha iyi bir sene olur. Daha elimizden geleni yapıyoruz. Çok bizi heyecanlandıran birkaç tane önemli bir proje var. İstanbul'un yani daha doğrusu metro projelerini sizden öğrenmek keyifli oluyor. Çünkü metro bizim hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Metro projeleri nasıl gidiyor bu arada? O bizim halkı da çok yakından ilgilendirdiği için. Evet. İnşallah bu sene sonuna planlanan Kapıtaş Mecidiyeköy Mahmut Bey metrosu var bizim şu anda. Sizin olduğunuz. Çok da önemli İstanbul açısından. Evet, İstanbul'un tam göbeği diyebiliriz. Evet. E5'in paralel bütün bir hat. O sene sonuna yetiştirmesi planlanıyor. İnşallah yetişecek. Şu anda biz tam hızla çalışmalara devam ediyoruz. Aynı zamanda tabii devam eden birçok metro projesi var şu anda. Bunların birçoğu da daha bizim başlayacağımız seviyeye inşaaya açıdan hazır değil. Şu anda siz belli bir noktadan sonra başlıyorsunuz. Biz kazım işi, tünelin kazım işi bitmesi gerekiyor. İstasyon yapılarının, kaba inşaatlarının hazır olması gerekiyor ki biz içeri girelim. Firmalar da zaten ihalelerini artık, o işe para ihalelerini o zaman, çünkü periyot yaklaştığı zaman. Siz peki hazır mısınız? Yani bu tamam, açtı ihaleyi adam. Bir hazırlığınız olması lazım. Aldık ihaleyi, yarın başlayacak durumda olmanız lazım. Şöyle evet hazırız. Çünkü biz ara dönemlerde kadrolarımızı bozmuyoruz. Onları diğer projelerimizde değerlendiriyoruz. Ve genişleyebilir bir yapımız var. Biz zaten planlamamızda onları birbirine çakışmayacak ve yönetebileceğimiz işlere teklif vererek ilerliyoruz. Şu anda hazırlık aşamasında gayet başarılıyız. Yani şu anda bir proje gelse teklif verecek durumdayız. Teklifi zaten hep veriyoruz. Aynı zamanda birkaç tanesi aynı anda başlayabilecek durumdayız. Bu metro açısından Türkiye'nin metro geliştirme noktasında bir şans aslında, değil mi? Yani baktığınızda. Tabii ki. Yani yarın başlayacak, hazır. Evet. Bir takım sizin gibi başkaları da var. Rakipleriniz de sizin gibi hazırdır belki. Evet, inşallah hazırlardır. Ben kendi şirketimi biliyorum. Yani Türkiye açısından da önemli yani. Metroyu daha kolay yapacağız o evet, zaman yani. Doğru, tabii ki. Zaten bizim yurt dışı ile mukayese edilirse
metro yapım hızımız herhalde dünyadaki diğer ülkelerin hepsinden daha hızlıyız biz. Bu hazır olmaktan konuda, kaynaklı bir şey işte. Türkiye bu konuda bayağı artık gelişti. Çok son yıllarda, özellikle son 4-5 yıldır çok ciddi bir metro imalatı yapılıyor. Firmalar da artık bu işte bayağı ilerlediler. İşte hızları da bu yüzden bayağı ileri seviyede. Farklı mı peki? Yani mesela Mandarin projesindeki yaptığınız işle metroda yaptığınız tamamen farklı. Farklı değil mi? Evet, tamamen farklı. Yani tesisat yapıları da çok farklı. Ama şeyi kullanabiliyorsunuz herhalde değil mi? Yani yetişmiş elemanı orada da burada da. Şöyle elektrik ustalığı açısından usta seviyesinde evet ama beyaz yakalı seviyesinde oranın ihtiyaçları buralardan farklılaşıyor. Oraya özgü yetişmiş kalifiye personel bizim için olmazsa olmaz. Olmaz. Onu tutuyoruz diyorsunuz işte. Onları tutuyoruz. Tutuyoruz. Evet. Yani biz iki tarafı da tutuyoruz. Üst yapıda da kurmaylarımız var diyeyim. Altyapıda da kurmaylarımız var. Bunları biz proje bazlı alıp çıkartmıyoruz. Biz onları her zaman şirketin içerisinde tutuyoruz. Zaten çok şükür hep büyüyen bir şirketimiz olduğu için her zaman onlara problem ihtiyaç olmuyor. Zaten olmuyor. Atıl bir vaziyete hiç gelmiyor. Bu Mandarin projesinde mesela ilginç bir şey var mı? Bu 500 daire. Burası butik bir proje. Evet. Ya tabii ilginç derken buranın zaten en ilginç tarafı bir kere tam Kadıköy Öngül Bey'inde çok harika bir proje. Evet. Evet. Ve o yüzden zaten çok ilgi çekti ve satışları iyi gitti. Şimdi şurada tam karşıda gördüğünüz Salı Pazarı buraya şimdi yerleşecek. Bu tabii çok büyük bir avantaj oluyor proje için. Tam tabii Fenerbahçe'nin hemen arkasında olması, onun komşu olması bir şey. Burada uzun vadede çok daha iyi olacak bir proje. Çünkü kentsel dönüşüm artık yavaş yavaş tamamlanıyor. Bir kısmı bitmek üzere. Bu tamamlanan yerler artık çok çağdaş bir binalar haline geliyor. Ve burası Kadıköy tabii hak ettiği değere daha hızlıca kavuşacak diye düşünüyorum. Mesela burada bir elektrik anlamında, elektrik taahhüt anlamında burada da şöyle bir yenilik yaptık dediğiniz bir şey. Şöyle birçok şey var. Yani burası, şeyde vardı çünkü otelde vardı, tabii, Kuazar'da vardı. Burada da tabii ki bu projeye özgü şeyler var. Özellikle aydınlatması özel bir proje. Yine akıllı tesisatlarımız var. İklimlendirme olsun. Konfor sağlamakta ve özellikle konfor sağlarken aynı zamanda tasarruf tedbirlerini de dikkate alarak güzel bir proje gelişti. Otomasyonu iyi bir proje. Bence gayet başarılı oldu. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun. Ağzınıza evet. Sağlık. İnşallah yeni projelerde görüşürüz. Bu ara İstanbul'u turluyoruz bu arada sizinle. Evet. Teker teker devam eden ve bitirdiğimiz işlere, bitirmeye yakın olduğumuz işlere teker teker geçiyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Unutmadan. Bu ara bir iki tane çok gerçekten şirketimiz için önemli projelere teklif veriyoruz. İnşallah bir dahaki görüşmemize onlar biraz onların daha henüz netleşmediği için onlara kesinleşmediği ben için ben biliyorum mesela onları ama paylaşmayalım kamuoyuyla şimdi. Kesinleşmediği için şu an söyleyemem ama bir dahaki programımızdan önce inşallah realize olmuş olur. Biz de anonsunu yapmış oluruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.